Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar, iyi günler. Uzun zamandır video çekmiyordum. Linux Mint kurduk. Dedim Linux Mint'i bir tanıtalım. Linux Mint arkadaşlar 20.1 XFCE'yi kurdum ben. Sabit diskime. Arkadaşlar kurduktan sonra böyle welcome ekranı karşılıyor. Ben İngilizce kurdum. Tabii ki bütün dünya dillerine destek veriyor çoğu Linux distrosu bildiğimiz üzere. Rahat, sade, akıcı ve Windows'a aşinalık bakımından kurduktan sonra yabancılık çekilmeyecek bir sistem diyebilirim arkadaşlar Linux Mint için. Burada da sürümü zaten gördüğümüz gibi. First step diyor arkadaşlar. İşte buradan ayarlarımızı, işte sistem yedeklerimizi yapabiliyoruz. Driver'larımızı yükleyebiliyoruz buradaki seçeneklerden. Güncelleme yapabiliyoruz. Sistem ayarlarına giriş, software manager yani yazılım yükleme merkezi arkadaşlar. Firewall, GUFM Firewall Manager. Buradan da güvenlik merkezini açabiliyoruz arkadaşlar. Genel şöyle bir inceleme yapalım. Başlat menüsüne işte sabit gelen uygulamalar arkadaşlar. Favori kısmında Firefox, Thunderbird Mail, Pix resim gösterici, Rhythmbox. Bununla müzik dinleyebiliyoruz, MP3 gibi, işte online internet, radyo istasyonlarından müzik dinleyebiliyoruz. Calculator, hesap makinesi, Xset, Text Editor, bununla da not defteri arkadaşlar. Ve çoğu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir editör. Yazılım merkezi arkadaşlar, Task Manager. Bir sistem kullanımına bakalım ne kadar kullanıyor. Şu anda kayıt da yapıyorum üstelik. Arkadaşlar 8 GB RAM'im var. 846, 50, 800 civarında kullanıyor şu anda da. Buradan Task Manager'dan gördük. Belgelerim klasörü var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Computer kısa yolunu kendim oluşturdum. Bunun şeyini de veririm, kısa yolunu fark etmez video altında. Bir sürücülerimizi falan görebiliyoruz. Bu yani computer kısa yolu benim kendi oluşturduğum bir kısa yol arkadaşlar. Normalde yüklü gelmiyor. Sağ tıktan kişiselleştirici, desktop settings, resimler vesaire ayarlarınızı yapabiliyoruz. Linux Mint'in kendine has resimleri var. Ben ilave olarak birkaç resim ekledim zaten. Kendi beğendiğim resimlerim. Bunlar da kendi eklediklerim de var içlerinde. Menü ayarları. İşte sağ tık buradan sağ tık menüden çeşitli uygulamalara ulaşabiliyoruz. İkon simgeleri, size 42-44, ben 44'te bıraktım, 44 uygun. Masaüstü simgelerini buradan gösterip çıkartabiliyoruz isterseniz. Harici diskler vesaire görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar terminale girelim. Buradan yüklü şeyi görelim, sürümümüzü. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi distribution Linux Mint 20.1. Codename ulsa arkadaşlar. Buraya da girdik. Multimedya kısmında interneti, IPTV vesaire izleyecekseniz Pnofix diye bir uygulama var arkadaşlar. IPTV'leri izleyebiliyorsunuz. VLC player, ben Parallel player vardı, onu kaldırdım, yerine VLC player'i koydum. Video çekim için focus ekranı kendim koydum arkadaşlar. Bunlar normalde yok ama zaten kodek paketlerini otomatik yükledikten sonra kodek paketleriyle de kurulu geliyor zaten arkadaşlar. O Google Chrome'u yükledim harici olarak, o da yoktu. Transmission var arkadaşlar, torrent uygulaması. Onun haricinde hava durumları vesaire ayarları var. LibreOffice var arkadaşlar. LibreOffice'le dolu dolu Suite, komple Word, Excel, PowerPoint hepsini kullanabiliyoruz. Right. Açalım bir tane hatta. Evet arkadaşlar. Bir tane Word belgesi açtım arkadaşlar. About kısmına bakalım. Versiyon 6.4.7.2 arkadaşlar. Ben sistemi kurduktan sonra tamamen güncelledim. Buraya bir tane kapatma butonu koydum. Ondan sonra tarih, saat burada. Ses açmak, çeşitli uygulamalar, ses açma, kapama vesaire.
ayarları, oradan parlaklık ayarı, işte laptop cihazınızın pil göstergesi işte bunu gösteriyor, güç ünitesi. Sistem kısmında da yedekleme araçları var. BlackBit'i ben yükledim, sistem temizlik aracı arkadaşlar. Pardon, Group Customizer'ı ben yükledim. Nedeni şu, Windows işletim sistemim de var kurulu. Buna mukabil birkaç işletim sistemi daha var. Bununla grupta sıralama yapabiliyoruz. Grup yani sistem ilk açıldığında menü arka planı değiştirme, işletim sistemleri sıralamasını bu Group Customizer programı ile yapabiliyoruz arkadaşlar. Yüklemenizi tavsiye ederim. Çok da basit arkadaşlar. Yazılım merkezinden yükleyebiliyorsunuz. Aynı adla arayıp. Manager burada, Software Manager. Başka settings kısmında da About Me hakkımda bölümü var. Disk yapılandırma aracı var arkadaşlar. Keyboard, input metot, gece gündüz ışık ayarları vesaire bir ayarlar var. Bayağı var. Welcome Second, demin açtığım ekran arkadaşlar burada. Compiz Vizyon var arkadaşlar. Compiz Vizyon'u ben bir takım ayarlar kendime göre düzenledim. Desktop Settings bölümüne tıklayıp buradan Compiz'i normalde XVM4 kompozit olarak geliyor bu şekilde. Ben bu ayarları Compiz olarak ayarladım. Yani isterseniz Compiz olarak pencere efekt yöneticisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar onu. Buradan şey yapalım. Pardon arkadaşlar. Denetim merkezi arkadaşlar. Buradan çeşitli detay ayarları kendinize göre hızlı ulaşım aracı. Driver'ınızı yükleyeceksiniz. Buradan driver, güvenlik firewall, güvenlik duvarını açmak isterseniz bu ayarı kullanabilirsiniz. Power, güç yöneticisi arkadaşlar. Power Manager. Bu ayardan da uyku durumunuzu, işte sisteminizin güç ayarlarını kendinize göre yapabilirsiniz. Takılı harici diskleri görebiliyoruz buradan. Bluetooth ayarlarımız var. Setting Editor, işte vesaire, klasik bildiğimiz ayarlar var. Biraz önce girdiğimiz resim değiştirme, işte stil değiştirme, bu simgeler vesaire değiştirebiliyoruz. İkonları değiştirebiliyoruz kendimize göre. Font paketleri var. Ben Liberation Sans Regular'ı ayarladım kendim. 10 verdim ayar olarak. Bu buraları sabit geliyor zaten. Onun haricinde çeşitli detay ayarlar buradan mevcut arkadaşlar. Kompizi şey yaptık, açtık. Bir daha deneyelim bakalım. Tam dev şimdi devreye girdi galiba. Belki kayıt yaptığım için şu anda aktif olmadı. Kayıt yaptığımdan kaynaklı olabilir. Bu welcome ekranlar arkadaşlar. Dili İngilizce ama Google Translator kullanarak da anlamak mümkün. Dil çeviri programıyla. Help, işte buradan ARS chat room. Bu Hex chat var. Buraya girelim. Hex chat. Buradan da hesap buluşturarak kendiniz varsa soru görüşleriniz chat grubuna dahil olaraktan hem web forum hem de chat grubundan sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neymiş? Many help contrib open ones der, anlamadım tam olarak. Bu da yardımla ilgili alakalı olsa gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu başlangıçtan çıkartalım. Şu anda genel itibariyle sistem bu şekilde arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda kapatma, açma vesaire şıklar geliyor, seçenekler. Google Chrome'u yükledim. Google Chrome benim kendi hesabım var, tanımladım. Linux Mint'in sayfasına girelim arkadaşlar şimdi. Buradan ben XFCE olan masaüstünü kurdum arkadaşlar. Download sekmesinden. Siz isterseniz Cinnamon, Mate, XFCE zaten bahsettiğim gibi. Cinnamon arkadaşlar biraz daha modern bir yapıyla geliyor. Fakat RAM ve işlemciyi biraz daha fazla kullanır. Bunu da söylememde gerek duyuyorum.
Ben XFCE arayüzünü daha çok beğendiğim için daha kullanışlı geliyor bana. Ama Cinnamon'u da beğeniyorum. Modern bir arayüz. Linux Mint'in kendi geliştirdiği bir masaüstü arayüzü arkadaşlar. Mate, Mate de arkadaşlar. Chrome çatalı bir masaüstü arayüzü. Rahat, aktif, hızlı çalışan, seri çalışan bir masaüstü arayüzü. Tavsiye ederim. Yani Cinnamon kadar olmasa da XFCE'den bir tık daha güzel bir arayüzü var. Tavsiye ederim. Ama XFCE'yi yani yapılandırdığınız zaman çok şık bir arayüz elde edebiliyorsunuz zaten. Burada da ana sayfasına girdik. Download şeyine tıkladık. Bu şeyleri de var. LMDA yani Debian tabanlı olan şu anda ne diyor? LMDA 4 Debi. Yani Debian tabanlı sistemi de var. Şeyin Cinnamon masaüstü yine. Hatta burada da yazıyor Debian Edition diye. Dolayısıyla Debian tabanlı sistem kurmak isterseniz bunu indirebilirsiniz Cinnamon olarak. All versiyon, tüm versiyonları burada arkadaşlar. Çok eski donanıma sahipseniz, mesela sallıyorum 10-12 yıllık, 15 yıllık. Burada çekirdek sürümü, eski sürümler yani eski cihazlarla daha uyumlu olacağından minimal bana göre 19 tera veya 19.1 uygundur. 8-10 yıllık cihazlara, çok eski cihazlara diyelim, 19 serilerini kurmanız öneririm arkadaşlar. Yeni çekirdekler eski cihazlarda sürücü bağlamında destekli olmayabilir, yavaş da olabilir ya da uyumsuz olabilir. Özellikle zaten eski sürüm, eski cihazlar için çekirdek yapısı itibariyle önerilen sürümler arkadaşlar. Yani en son çıkan versiyon daha iyi olacağı kanaati oluşmamalı. Dolayısıyla yeniyse, yeni jenerasyon bir cihazınız varsa minimal 5-10 yıllık tabii ki kurabilirsiniz. 20.1 veya 20. Şu an 20.1 Ursa kod adlı. Zaten ana sayfasına girdiğimizde ilk olarak onlar da geliyor sıralamada. Onun haricinde Linux Mint mesela kurduğunuzda Linux Mint'in şeye girelim. Mint forumu var arkadaşlar. Türkiye forumuna da girebilirsiniz. Burada forumu var. Forumdan da çeşitli makale, soru ve görüşleriniz, ilk kullanışlar, yeni başlayanlar buradan yorumlar yapabilir, incelemelerinizi yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Forum desteği var Linux Mint'in, Ubuntu'da olduğu gibi. Hatta Ubuntu'ya da kendiniz girip Forum Türkiye yazalım buraya da. Buradan da Ubuntu Forum Türkiye'den de destek alabilirsiniz. Çünkü niye? Linux Mint arkadaşlar Ubuntu tabanlı bir distro. Yani dolayısıyla Ubuntu veya Linux Mint forumlarında destek görmeniz mümkün arkadaşlar. DistroWatch sıralamasında şu anda MX Linux 1, Manjaro 2, Linux Mint 3. Üçüncü sıralamada arkadaşlar. Tıklayalım. Burada da gördüğümüz gibi Based on Debian Ubuntu LTS Long Term Support yani uzun süreli destekli arkadaşlar. Burada ana sayfası, indirmelikleri vesaire. DistroWatch'ı da takip ediyorum ben. Çeşitli birçok yığınla şey var, distro var. Yani saf yalın olarak Linux kurmak istiyorsanız tabii ki Debian olur. Ne bileyim Arch Linux olur burada mevcut. Dileyen bu şekilde de kurabilir ama ilk kullanıcılar için Ubuntu ve Linux türevleri Manjaro Linux de olabilir. MX Linux, Manjaro Linux çok çok uygun. Özellikle Linux Mint daha uygun. Ben tavsiye ederim. Bir de yazılım merkezini açalım buradan. Yazılım merkezine gelelim bakalım. Ben mesela kaç gün oldu? 5 gün oldu galiba. 5 gündür kullanıyorum. Yani zaten birçok dağıtımı kurmadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani USB diskinize yazdırıp USB diskinizden live olarak başlatıp distroları test edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada niye açılmadı ben de anlamadım bu yazılım merkezini. Bir daha tıklayalım bakalım. Bir bakalım şuradan. Güncelleme yapalım bir. Pardon arkadaşlar.
Güncelleme yapıyorum. Depoları güncelliyorum. Ama şeydi, göstermek istiyordum. Açılmadı. Galiba biraz evvel desktop settings, yani ayarları kurcaladım, compisfil vesaire. Ondan açılmamış olabilir. Çünkü videodan önce ben birkaç, yani yüklediğim içerikler oldu. Sorun yoktu. Biraz şimdi nüksetti. Dur bakalım. Şimdi açacak mı merak ediyorum güncellemeden sonra. Depolar şu anda güncelledi arkadaşlar. Bir daha tıklayalım. Close diyelim buna. Bunun harici, şimdi açtı, evet. Güncellemeden sonra açtı arkadaşlar. Mesela burada yüklü programların tiklerini görüyoruz. Yüklü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Kurulumdan sonra Steam var mı bakalım. Steam tıkalım, şey yapalım. Evet. Oyuncular için Steam var arkadaşlar. Dileyen yazılım merkezinden yükleyebilir. Spotify yazalım bakalım buraya. Spotify müzik player yükleyebilirsiniz. Ben gerçi tarayıcı üzerinden kullanıyorum. Bunun sürümüne bakalım neymiş. 8.05 arkadaşlar sürümü de. Bunun haricinde Synaptic Packet Manager var arkadaşlar. Bunu da kullanarak şey yapabilirsiniz. Programlarınızı yükleyebilirsiniz. Programları kaldırabilirsiniz de. Aynı zamanda bağımlılıkları da yükler veya kaldırırken bağımlılıkları da kaldırır arkadaşlar. Sürümüne bakalım. Synaptic 0.84.6. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Rhythmbox'ı açalım. Yani madem demin bahsettik. Radyolara giriyoruz buradan arkadaşlar. Radyoları tıklayalım bakalım. Radyoları, MP3 veya müzik bursalarınızı Rhythmbox aracılığıyla da kullanabilirsiniz. Audioous var arkadaşlar. Audioous müzik player. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Clementine var müzik player. Clementine. Buradan bakalım bir şey açılacak mı? Clementine yazalım şuraya. Clementine. Clementine müzik player iTunes benzeri bir uygulama arkadaşlar. Dileyen iTunes tarzında hani listeleme işte online müzik vesaire dinleyecekseniz daha kapsamlı, daha gelişmiş bir arayüze sahip. Bunu öneririm. Bunu da kullanırsanız Rhythmbox'a gerek kalmaz. Müzik dinleme zevkinizi daha da keyifli bir şekilde hale getirir. Tavsiye ederim. Bir de şey vardı. Audacious'tu galiba. Evet, bir de bu var arkadaşlar. Bu da Winamp Player, Aim Player tarzında. Bu gelen menü bu ama daha sonra ayarlar kısmından değiştirebiliyorsunuz bunu. Bu şekilde oluyor. Winamp Player gibi oluyor. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. Ayarlardan kendiniz buradan değiştirebiliyorsunuz aparense'den. Evet arkadaşlar. Linux Mint şu anda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Welcome sayfasını açalım tekrardan. Linux Mint 20.1 XFCE 64 bit sürümünü inceledik arkadaşlar. Yani arayüz seçimi Cinnamon zaten Linux Mint'in popüler bir masaüstü arayüzü. Modern arayüz isteyenler için Cinnamon'u önerebilirim. Ama XFCE'yi seviyorsanız ya donanımınızda eski ise 8-10 yıllık, 12 yıllık vesaire. XFCE masaüstü desktop daha rahat çalışacaktır. Öneririm, tavsiye ederim. Kendinize göre yapılandırabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa arkadaşlar video altından yazmayı unutmayın. Dileyen yazabilir. Ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar, sevgiler. İyi günler arkadaşlar.